Arkadaşlar merhaba. Herkese merhabalar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Bugün Egea serisinden yeni bir aracın alınır mı alınmaz mı konusuyla alakalı detay sunacağız size. Bilmeyenler için hatırlatmış olalım arkadaşlar. Otobilgi olarak tabii birçok aracın inceleme ve testini çekiyoruz ama Egea ile alakalı özel bir seri başlattık. Egea'nın bütün motor seçeneklerini 1.3, 1.6 multijet, 1.4 fire, 1.4, 1.6 turbo olanların hepsini teker teker inceleyip test yapıyoruz arkadaşlar. Detaylı inceleme ve test videoları merak ediyorsanız kanalda Fiat oynatma listesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bugün neyi konuşacağız? 1.3 multijet Egea alınır mı? Alınır mı? Bunu konuşacağız. Konuşmamız gereken faydalar var, artılar var, eksiler var arkadaşlar. Hepsini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. O zaman sürüşe geçelim dilersen. Sürüşte muhabbetimize devam edelim. 1.3 multijet Egea alınır mı, alınmaz mı? Şimdi öncelikle şunu soracağım. Yani cevap vermemiz gereken bence birinci soru bu. 1.3 multijet Egea'ya bu 95 beygirlik 200 Nm tork üretebilen dizel motor, bu 1.3 litrelik dizel motor yetiyor mu, yetmiyor? 95 beygirlik bence 1.3 multijet bu Egea'ya yetiyor. Yani bu kasaya yetiyor. Yaklaşık 1300 kilo bir ağırlığı var. Bu 1300 kiloyu rahat rahat çekip götürüyor. Şimdi bu arabaya 4 kişi binersin, bir de 500 kilo yük atarsın, o zaman çekişi farklılaşır tabii ki. Normal bir yükle bence bu araç kendini ve içindekileri rahat rahat çekiyor hissiyatını verir. Benim düşüncem de şöyle, şimdi bu aracın kaputunun altında bulunan 1.3 multijet motorla Fiat çok güzel işler yaptı. Tabii ki. Yani Linea'lara koydu, Doblo'lara koydu, Egea'lara koyuyor ve birçok farklı aracına da kullanıyor bu 1.3 multijet motoru ve bu hem performans noktasında beğenilen bir motor, hem arıza çıkartmamak noktasında beğenilen bir motor. Bir de bir özelliği daha var ki o hepsinden daha keyifli, yakıt, az yakıt yakması. Şimdi o sebeple bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda bu araç zaten alınabilirliğini sağlayan şeylerden bir tanesi bu oluyor. Şimdi biz açıkçası şunu söyleyelim. Aracın ben de çekişiyle alakalı herhangi bir sorun yaşamadım. Yaşanacağını da düşünmüyorum açıkçası. Hatta şunu yeri gelmişken ifade edeyim. 1.4 benzinlerinden çok çok daha atik, çok çok daha güzel bir motor bu. Hem zaten tork bunu sağlıyor, hem de dediğim gibi yani beygirinin 95 beygir, tamam 1.4 95 beygirlik benzinli motorları da var. Ama tork ve dizel olması aynı zamanda bir hareketlilik, bir güzellik sağlıyor. Benim beğendiğim noktalardan birisi bu çekiş noktası. Peki diğer bir etken, yakıt mevzusu. Yakıt mevzusu hakkında gerçekten çok konuşulması lazım bu araçların. Niye dersen, zaten bu araçların tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden birisi yakıt. Yakıt tüketimi. Yakıt yani. Yani şunu kimse yanlış da anlamasın. Yani ya bizim yaşadığımız memleketin şartları, yaşam koşullarımız bineceğimiz aracın yakıtını bize düşündürtüyor yani. Bunun ötesi yok. Maalesef ki düşündürtüyor. Yani zaten yakıtını düşünmeyen adam Egea ile ne işi var? Aynen gitsin öyle. Mercedes binsin, BMW binsin, Audi binsin, Volvo binsin. Yani binsin. Ha, hayır yani Egea binmesi manasında demiyoruz ama böyle oluyor yani. O sebeple yakıtı düşünmeden bu iş olmaz. Ben açıkçası bu düşüncedeyim. Ha, yakıtla alakalı da hemen verileri paylaşalım. Hemen bilgileri vereyim. Olarak. Yani ortalama şehir içinde 5,5 litre, şehirler arasında 3,5 litre, ortalama ise 4,5 litre, bir 4-4,5 litre bir yakıt tüketimi mesela var. Mesela İstanbul gibi metropol bir yerdesinizdir. Biraz daha fazla yakarsınız. Biraz daha fazla içinde yakarsın. Bu arada İzmit şehir içinin yakıt tüketimini de kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. 1.4 benzinlisinin, Egea'nın. Şimdi şunu hemen eklemek istiyorum. Yani alınır mı, 1.3 multijet alınır mı sorusunun bence kanallarından, kollarından birisi de şu. Şimdi bu arabayı alacağım ama aga verdiğim paraya değecek mi yani? Verdiğim, bu çok önemli. Tabii ki. Yani verdiğin paraya değiyor mu? Bir arabayı aldıktan sonraki yani alırken ki en büyük meselelerden birisi bu. Tamam alacağım ama verdiğin paraya değecek mi? Piyasası ne durumda? Satarken değer kaybeder mi? Para kaybetmiş olur muyum soruları var. Şimdi bu sorulara ben şunu söyleyeyim. Bence verdiğiniz paranın değerinden biraz fazlası da diyebilirim şu anki piyasadaki araçlara göre. Ki piyasa gittikçe yükseliyor. Aynen öyle, gittikçe yükseliyor. Bu araçlara göre verdiğinizin hatta biraz da üstünde diyebilirim. Şunu söyleyelim, zarar eder miyim, etmez miyim? Bu piyasada arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu piyasada aldığınız çoğu araçtan zarar etmezsiniz. Neden etmezsiniz? Araç temizse, aracı aldıktan sonra bir masrafı çıkmadıysa, yani bir ekstra para harcamadıysanız verdiğiniz paranın üstünde paraya satarsınız ki bu piyasada bu oluyor. Ya aslında ben bu muhabbeti sevmiyorum. Niye dersen?
Çünkü mesela araba aldım, satarken 3 liraya karla sattım ama la alacağım araba da arttı. Öyle. Yani aslında kâr etmemiş Tabii oldum. ki. Kâr etmemiş oldun Yani da. Şimdi şu, buradaki avantaj, çoğu kişi şunu düşünüyor. Ya alırken ne kadar ucuza alabilirim? Bunu düşünüyor. Satarken de ne kadar pahalıya satabilirim açısından oluyor ama herkes aynı şeyi düşündüğü için aslında aldığım para da ve ya boşu hani boşuna verdiğim piyasayı para da yükseltiyoruz aynen yani. öyle. Tabii sıfır araçların fiyatlarının yükselmesi de piyasanın yükselmesi noktasında bir etkendir. Bunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim kardeş. Şimdi biz mesela şu soruyu sorduk. 1.3 Multi alınır mı diye. Sence alınması için ya şu 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 çok iyi o yüzden alınır dediğin şeyler var mı? Ben de şu 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 sebepten alınmaz diyeceğim. Yani ne, alınır mı sorusuna alınabilir veya alınamaz cevapları vereceğiz. İlle de alınır. Biz bu aracı sonuçta ticaretini yapıp satmıyoruz. Alınmaz noktalarını da söylemek istiyorum ben özellikle. Tamam, ben Sen alınır noktalarını söyle. alınır noktalarında şunları söylerim. İlk başta az önce de söylemiştik. Yakıt tüketimi birinci sırada. Daha sonra güvenlik konusuna gelince yani böyle çok çok bir güvenlikli bir araç değil. Ama tabii ki bu günümüzün şartlarında idare eder bir kasası ve idare eder bir güvenliği bulunuyor. Ve masraf çıkardığında sizi üzmeyecek bir şekilde masraflar çıkarıyor. Bunları göz önünde bulundurursak yani çekişini de göz önünde bulunduralım. Yol tutuşu, kullanışı, konforu bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman benim gözümde bu paraların hatta bu paraların biraz daha yukarılarında bir araç ama alınacak bir araç diyebilirim yani. Ben de şunu söyleyeyim aslında alınmayacak şeylerinden kastım şu. Kimler bu arabayı almamalı? Şimdi kimler bu arabayı almalıları söylüyoruz ya. Kimler bu arabayı almamalı? Ben açık açık şunu söyleyeyim. Hırçın araba kullanıyorsanız, çok böyle agresif bir sürücülüğünüz varsa, dikkat etmiyorsanız bu araba öyle durumlara gelecek bir araba değil. Hemen haşatı çıkar yani. Hırçın demişken şunu söyleyelim bu arada. Fiat bu 1.3 motorla çok ilerledi, çok kullandı. Hatta çoğu aracına bu motoru taktı. Ama 1.3 Multijet'in bir arıza çıkardı mı da kolay kolay affettirmez yani. Yani tabii canım şimdi bunların Hırçın enjektörleri kullanımda. vesaire masraf çıkartabilir. Ama dediğim gibi yani eğer ben böyle hırçın aç kullanıyorum diyorsanız siz bu aracı almayacaksınız. Yani çünkü değil dağılır perişan olur. Öte yandan bir de malzeme kalitesi olarak da çok öyle öldüm bittim kaliteli bir araç değil. Ha ama şunu diyeceksin diyenler muhakkak çıkacaktır. Ya bunu kıyaslayacağın araba ne? Renault'da Sembol abi. Megane değil bak Sembol Renault'da kıyaslayacağın araba bu. Yani Megane segmenti bazı Megane'larla biri olsa bile benim gözümde değil yani. Megane farklı bir araba bunda. Ya öte yandan Peugeot'da 301 ile kıyaslayacaksın. Ya 301'in bagaj kapağında kapak bile yok ya. Kapak yok Kapak ya. yok yani. O Bildiğin demiri görüyorsun yani. demiri görüyorsun. Oraya bir ne bileyim bir haldan bir kapak bile adamlar yapmamışlar. E şimdi kıyasladığım arabaya baktığımda karşıma ne çıkıyor? Karşıma bu çıkıyor. O zaman bu bana alınır dedirtebiliyor yani. He mesela şunu da söyleyelim. Şimdi iyiye iyi diyoruz, kötüye kötü diyoruz. Yani mesela Peugeot'un 301'leri mermi gibi gidiyorlar. Efsane bir çekiş var 301'lerde. 1.6 dizel olanlardan bahsediyorum özellikle. Yani çok güzel çekiyorlar. He ama kalite olarak da yani bundan çok çok üstün arabada değil. Fiyatlara baktığında fiyatları üstün yani. Fiyatları yukarıda bunlardan. Aynı segmentte, aynı kilometre vesaire bazında baktığında. Yani hasılı bu piyasada değerlendirilip alınabilecek araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Çok kilometre yapıyorsanız, az yaksın diyorsanız, çok konfor aramıyorum, çok güvenlik aramıyorum, çok öyle öldüm bittim, ahım şahım bir lükslük aramıyorum diyorsanız alınabilir, binilebilir. Güzel güzel de bayağı binilebilir araç diyebilirim ben bu araç için. Peki şunu söyleyeceğim. Sen bu araç için kaç parayı gözden çıkarırsın? Yani bu araba senin gözünde kaç para eder? Açıkçası benim gözümde şu araba 70-75 bin lira eder. Şu arabadan kastım 2016 model bizim şu an bindiğimiz araba arkadaşlar. Ve 134 bin kilometre de bu araba değil. Yani benim kastettiğim biraz daha yüksek model, biraz daha düşük kilometre, biraz daha böyle hani daha yeni araba diyebileceğim seviyelere yaklaşabilecek bir Yani araba. 2000 18-2017 modeller gibi. Tabii 17-18 gibi düşük kilometre olabildiği kadar düşük, boyasız vesaire. Tabii bunların benzinleri uygun fiyat oluyor ama dizelleri biraz daha pahalı oluyor dizel olduğu için. Özellikle fiyat noktasında da fark ediyor ama ben 70-75 lira bence verilir yani bu Benim araba. gözümde de ben şunu söyleyeyim. Bu araç için konuşuyorum. Kilometreleri 80-100 binlerde olacak bir araca benim nezdimde, benim bakışımda yani 60 bin lira, 55-60 bin liraya
alınır gibi yani 55-60 bin lira verilir düşüncem var. Bunu da söylemiş olayım. Ya bu arada arkadaşlar piyasa gitgide artıyor. Söylediğimiz fiyatlarda değişkenlik olabiliyor. Ama en azından yani piyasa noktasında şunu söyleyeyim. Yeri geldikçe ben bu araçlarda söylüyorum. Tekrar etmiş olayım. Bu araçlar piyasa ne olursa olsun yani yıl hangi yıl olursa olsun, seviyeler ne olursa olsun piyasasının alınabilecek arabaları içerisindeki yerini koruyacak bir araba. Yani bugün piyasalar genel olarak 10 bin lira bile artsa yine bu araba alınabilecek araba. 5 bin lira düşse yine bu araba alınabilecek arabalar içerisinde kendi yerini korur açıkçası. Benim düşüncem bu. Bu aracın alınabilirliği ile alakalı. Ufak bir tavsiyem var arkadaşlar bu araçlarla alakalı. Açıkçası şu an mesela bizim sürdüğümüz araç bunun en boşu Easy. Yine biz tabii birçok Egea modelini, donanımını, motor seçeneğini çekiyoruz otobilgi olarak. Kanalda bulabilirsiniz fiyat oynatma listesinde. Ama şunu içtenlikle tavsiye ediyorum. Bu araçlardan alacaksanız boşunu almayın derim ben. Çünkü çok boş gösteriyor ya. Yani çok cılız hissettiriyor. Alınmaz demiyorum bak. Hem dolusunu alırsanız daha rahat edersiniz. Ya. Hem konfor noktasında, özellik noktasında daha iyi olur. Hız sabitleyicidir vesairedir noktasında. Ama boşları boş yani sonuçta. Bunu demişken dolusuyla boşu arasında yani kaç para fark ediyor ortalama? Ya arabasına göre net değişiyor. Olmaz ama 15 ortalama. Bin lira, 20 bin lira bile fark ettiği oluyor. Eğer kilometre vesaire düşükse. Yani çünkü urbanları dolu. Hatta long plus'ları var bunların. Urban, onlar zaten urban baya plus'ta baya diyorlar ama arkadaşlar urbana bir paket ekleniyor vesaire. Biraz paket mevzusu da bunlarda karışık. Şöyle yani bir boş paket var Easy diye. O Easy'ye bir ara paket ekleniyor stil diye. Easy stil oluyor. Easy stil oluyor. Urban var orta paket. Urban'a bir teknoloji paket ekleniyor. Urban plus urban diyorlar. Plus. Bir de bunun long plus'ları var. Yenilerinde long plus'lar vesaire var. Açıkçası yani donanım olarak değişiyor ama dediğim gibi bence en azından yani imkan varsa mesela bir urban olsun yani değil mi? Şöyle düşün bak 80 binde değil ama 80 binde Easy değil ama 100 binde 110 binde mesela urban al gibisinden tavsiye edebilirim arkadaşlar. Ha ama Easy'si alınmaz mı? Alınabilir. Biz bugün Easy'sini çekiyoruz. Easy'si hakkında fikrimi söyleyeyim. Bu paralara güzel araba arkadaşlar. Kimse de aşağı yukarı çekmesin. Piyasanın durumu belli. Halihazırdaki araçlar belli bunun kıyaslanabileceği araçlar. O çevre çok fazla abartmak da istemiyorum. Ya biz de konuşmaya, sohbete, muhabbete başladığımızda laf uzayıp gidiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Demek ki var ki söyleyeceğimiz söylüyoruz. Çok da fazla abartmayalım. Çok da fazla uzatmayalım. Burada bitirelim istiyorum ben. Eklemek istediğim bir şey var mı? Araçla alakalı alınır mı alınmaz mı noktasında eklemek istediğim vesaire. Her alacağınız araç için şunu söyleyeyim. Ekspertize götürün, baktırın. Evet. Yani temizse, kişinin, satıcının söylediğinin dışında bir şey çıkmıyorsa veya sizi bu araç için konuşuyorum. Üzecek bir şey yoksa araçta alın. Bu arada bunu demişken şunu söyleyeyim. Ön ekspertiz nasıl yapılır ve doğru ekspertiz nasıl yapılmalı videolarımızı arkadaşlar araçlar için faydalı ekler kısmından izleyebilirsiniz. Orada vermiş olduğumuz tüyolar var diyorum ve bitiriyorum. Bu videomuzu da bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki içerimizde, bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.